Herkese selamlar arkadaşlar. İki adamın kanalına hoş geldiniz. Ben Sercan Berber ve şu anda Red Dead Redemption'da 10. bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Sevgili dostlar, kiliseye doğru bakıyoruz, mezara doğru bakıyoruz. Tövbe yarabbim, biz niye böyle mezara doğru bakıyoruz? Interesting. Şimdi buradan hemen haritamızı açalım sevgili dostlar. Hemen açalım. Nereye gidelim? Şimdi Hosea Matthews'un görevine gideceğiz. Şu andaki görevimiz o. Hadi bakalım gidelim. Efsane oyun Red Dead Redemption'da 10. bölümde devam ediyoruz. Artık belli bir zaman geçirdik oyunda. Yaklaşık bir 10 saatten fazla geçirdik. Oyunun 3'te 1'ine geldik diyebilirim. Bayağı bir uzun bir oyun. Harika bir oyun ya. Cidden efso. Efso. Buradan. Dayı bir saniye. Biz direkt böyle kestirmeden gidelim. Ben kestirmeciyim abi. Direkt shortcut alırım yani, hiç affetmem. Shortcut'ı aldık. Buradan yardır devam. Hadi bakayım. Atı da bayağı yorduk gene. İyi, daha varmış staminas. Stamina bar azalıyor. Buradan devam sevgili dostlar. Buradan devam. Şöyle gidelim. Lan bu yolda da sürekli bir mevzu ya. Oğlum bir rahat durun ya şurada. Gidin ne bileyim koyun güdün, ne bileyim inek sağın. Köylü gibi yaşayın ya. Köylü milletin efendisi değil mi ya? Yok, birbirinizi vuruyorsunuz. Gerçi biz ne yapıyoruz? Biz de vuruyoruz. Ama vurmasak daha iyi. Yani gel gelelim. Vurmasak oyunun bir keyfi kalmayacak arkadaşlar. Yani adam vurmak üzerine kurulu bir oyun pazarı var şu anda. Ya oyunlara bakın, bir tane şiddet içermeyen oyun var mı? Var ama onlar da yani normal simülasyon oyunu, ne bileyim bilmem ne oyunu. Yani oyunlarda hep bakın, hep şiddet var. Şiddet dolu oyunlar. Oyunlar hep şiddet dolu genelde. Ama yapacak bir şey yok. Şiddet olmasa olay örgüsü olmaz. Olay örgüsü olmazsa seyirci oyuna bağlanmaz. Oynamaz, zevk almaz. Bırakır gider. İnsanlar deşarj oluyor. Bazı insanlar var. Ya adam PUBG oynuyorum diyor. 2-3 adam vuruyorum, kendime geliyorum diyor mesela. Hani bu tarz dostlarımız da var. Ben bunlardan değil, biri değilim ben. Sadece eğlencesine yani, sevdiğim için. Yani rahatlamak gibi bir derdim yok. Evet, Jose Reis'e geldik. Jose Reis'te bakalım şimdi neler gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Konuşuyorlar. Biz de dinliyoruz. Telekulak. Geldim dayılar. Hop. At durmadan inerim. Benim tarzım bu. Oo, dayılar ne var? Bizim yeni ortağımız. Sevmek değil, güven önemli diyor. Sesini düşük tut diyor. Look at this. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what.
Sahne diyeceğim. Kendimizi kanıtlayalım. Şu tiple diyor sana başarılar. Bizi sevmedi herhalde. Yaşlı adamım diyor. Yaşlı değilsin ya. Salaklara güvenmiyorsun. Biz idiotlar değiliz. Sana kanıtlayabiliriz. Niye bu adama kendimizi kanıtlıyoruz ki? Siyemez. Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Mind you. Not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here. Kuzeyde bir yerde bir yer Carmo Didel diye. Tren yolunu takip edin diyor. O evde ev var diyor. Kimseyi öldürmeden diyor şey yapın diyor. Evet, şimdi dostlar, ganimetleri toplamaya gidiyoruz. Kuzeybatı'da. Buradan mı oradan mı ya? Buradan. Carmo Didel. Hadi gidelim. İyi oynadım değil mi diyor. Oynadın oynadın. Tiyatroculuk var sende, Jose. Come on, Jose. That fella's a joke. That's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot, defense, wagons and coaches, that's easy money for us. Kolay para kazanacağız falan filan diyor. Haklısın dostum. Ya biraz yanıma öne geçsene adam. Bin takip ediyor illa. İyi takip et bakalım. Ben hızlanınca bu da hızlanıyor. Ben ne yaparsam aynısını yapacaksın zaten. Hadi bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Şöyle devam. Bastır bastır devam. Şimdi yapacağımız şey, düz mantık olarak söylüyorum. Yapmamız gereken şey gidip para mara neyse hazine ganimet onları toplayıp kimseyi de öldürmeden bu adama geri getirmek diye tahmin ettim ben. Evet. Şurası. Burası mı? Ha, yürüyerek gideceğiz. Hadi gidelim. Neyle yüzeyiz bakalım diyor reis. Hadi gidelim. Bakalım. Orada bir sandık varmış ahırda. Ahırda bir sandık var. Hızlıca şuraya bakalım. Şu en ilerideki yer herhalde. Nereye gidiyoruz ya? İlk önce bakalım. Biz direkt dalıyoruz. R1. Hadi bakalım. Çıkar. Ha. Birileri var mı? Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract them by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall.
şeylerine, dikkatlerini dağıtmamız gerekiyor. Evi de ne? Ne yapsak? Day night. Gündüz olsun ya. Şimdi yapalım, kurtulalım ya. Beni takip et. Gizlice eve dalacağız. O onları konsantrasyon dağıtacak. Biz de eve sneak edeceğiz. Yani ne yapacağız? Gizlice. Pek gizli nasıl olacaksa. Beni takip etme diyor. Etrafından dolaş diyor. Evi soy diyor. Kaybol diyor. Bizi görürler mi? İyice lafa tut, aferin. Hadi bakalım, ne var ne yok. Var mı şey? Alalım şunu. Evet. Burada bir kasa var. Hadi al, açalım şu sandığı. Tek, bunu da alalım. Başka bakacak neresi var? $20 oldu. $20 daha lazım. $20 daha lazım. $25 pardon. Take. Şunu da alalım. Lan bu para eder mi? Hadi bunu da topla. Hadi bakalım. Topla paraları. Hop, bunu da aldık. Ne kadar yaptı? 34. Hadi, çok az kaldı. Lan bir tane elma aldık ya. Bunlar nerede konuşuyor ya? Şurada konuşuyorlar. Yukarı çıkalım. Yukarı katta bir şey. Lan adamlar gelecek, hadi. Hadi çabuk al. Hadi bunu da aldık mı, bitti. Kaç dolar oldu? 46, tamam. Hadi çıkıyoruz. Çıkalım buradan çabuk. Görülmeden çıkalım. Buradan çıkıyoruz. Tamam, güzel. Buradan da gidelim. Buradan çık. Şuradan kaçalım. Aynen. Buradan kaçtık. Adamlar orada konuşuyor. Zevkli bir bölümmüş ya, sevdim. Böyle gizlilik odaklı bölümleri seviyorum. Şuradan gidelim. Buradan devam edelim.
bakalım devam. İlerlemeye bak. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi oraya mı? Deli tavuk gibi koşuyoruz şimdi. Ahıra mı girelim? At hırsızı. Tam bir at hırsızı olduk şu an. Tam bir at hırsızıyız. Evet hadi. Lan ne yaptım? Lan yanlışlıkla oldum. Pardon gençler. Adamları bir güzel soyduk ya. Atlarını matlarını da aldık. Bu atlar bizim atlarımız değil mi? Kaç kaç ya, ben de silah çıkartıyor pompalıyı. Reis ya Jose. Tam bir ne hırsızıyız. Atlar bizim atımız olduğuna göre bunu atlar bizim atımız diye tahmin ediyorum. Biz araba hırsızı olduk şu an. Araba çaldık. At arabası. Ha araba çalmış. Ha Mercedes çalmışsın. Ha bunu çalmışsın o döneme göre. Aynı şey yani. Her şeyi aldık diyor, almamız gereken. Daha ne kaldı? Niye yavaş gidiyoruz ki, ben anlamadım. Lan bu atlar bizim at değil. Bunlar adamın atları. Bizim atlar orada kaldı o zaman. Benim atım yok burada yani. Ya niye yavaş gidiyoruz adam? Yavaş gideceksin, yakalattıracaksın bizi ya. Şuradan dön. Bizim elemana geri vereceğiz bunu. Atlarla birlikte valla. Adamı iyi ütükledik ya. İşte geldik. Ahıra sürelim. Hadi bakalım. Kel kafamız açtı kapıyı. He çakal seni. Ne oldu lan? He böyle içeri geç el kol yaparsın değil mi? Ulan var ya sen. Çakal. İyi iş. Hadi bakalım. Görüşürüz dostum diyor. Hadi bakalım. Kampa geri dönüyoruz. Atlarımız da buraya ışınlanmış. Jose ile konuşalım. Hadi gidelim. Hadi kampa. Let's go to the camp, bro. Benim atım ne kadar cool bir at ya. Çok güzel bir atım var ya. Gerçekte de var ya, böyle bir atım olmasını isterdim. Çok güzel bir at. Çok asil. Atlar zaten asildir de. Bu daha bir başka ya. Şimdi. Evet Jose efendi. Ne yapıyoruz? Kampa geldik. Şimdi başka bir görev var. Hadi bakalım. İnelim buradan. Şimdi bir sonraki görev için gidiyoruz. Bir sonraki görevimiz. Bakalım bu sefer kimin için? Koşturacağız, adam öldüreceğiz veya hırsızlık yapacağız. Bu bakacağız gençler. Şimdi, kim bu? Javier. Şimdi Javier. What you want? Uncle told me something about a train.
Tren hakkında bir şeyler söyledi amcam diyor. Ne söyledi? Mary hakkında konuşuyor. Eski aşkımız. Sınırı geçti. Gece çok fazla koruma yok, çok iyi diyor. Treni durduracağız. Tren görevi arkadaşlar. Yani patlayıcı bir şey atsak, yağıyla falan, ne bileyim, bir şeyler koysak diyor. Zekice bir plan diyor. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, real frightening, and pek çok şey lazım. O dinamit falan. Bütün her şeyi ben alacağım diyor. İyi, sen al. Bize para harcattırma. Affen. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Hadi bakayım. Gitar çalalım mı? Şimdi çok enteresan bir görev bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Birkaç tane farklı yerde. Ne bu? Michael. Michael'ın işini yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Yağ vagonu. Yağ vagonlarına mı gidiyoruz yani? Hadi gidelim yağ vagonlarına. Benim güzel atım burada herhalde. Hadi bakalım. Ya benim attan bir tane daha var. Sürekli karışıyor ya. Dur bir saniye, kontrol edin. Bir tane daha at var, çok benziyor. Bu benim atım değil mi ya? Tamam, bu benim atımmış. Doğru tahmin etmişim. Benim ata çok benzeyen bir tane at var. Karıştırıyorum sürekli. Şimdi. Hadi bakalım. Haritayı açalım. Bu neyin kafası? Şimdi şuraya geçelim. Buradan. Yağ vagonuna gidelim. Yağ vagonu nedir yahu? Buradan gideceğiz. Buradan devam. Buradan bas gazı. Bastır. Bas gaza. Hedefe doğru gidiyoruz. Yardır yardır. Yağ vagonuna gidiyoruz. Yağ vagonuyla ne yapacaksak. Enteresan. Ama bu görev bence sağlam bir görev gibi ya. Yani bir görevi yapmak arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar uzun sürüyor. Bir yerden bir yere gitmek. Çok mesafe kat ediyorsunuz yani. Bayağı bir mesafe kat ediliyor. Yani bayağı bir uzun yani. Fast Travel'da bilmiyorum, ben şu zamana kadar bakmadım ama yok gibi yani Fast Travel. Sürekli paso. Burası. Geldik. Yağ vagonu.
Bunlar bizi sokmaz buraya. Kimde para var? Bende yok da. Ha, şeyde mi? Arthur'da mı? Bir dakika dur. Defuse. Ne diyeyim? Aa, eyvah. Ya kanka, kafamı karıştırdın ya. Bir geldin, kafam karıştı vallahi bak. Sana cevap vereyim derken öldüm. Hay Allah. Şimdi yeni baştan. Bakalım. Şimdi gidelim tekrar. Ya biz şimdi orası fazla şey yok dedi. Güvenlik falan yok dedi eleman, ama adamlar bildiğin yani ellerinde tüfeklerle kapıda bekliyorlar. Bu neyin kafası, ben onu çözemedim yani. Bizi mi kandırıyor? Bizi mi yiyor adam yani? Hadi bakalım. Devam devam, bas 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 bas. Yani orada o vagona gidip vagon ne yapacağız anlamadım ki. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Yine aynı yere geldik. Arka tarafına doğru gidelim. Sneak around yapalım. Etraftan sızalım. Bak burada adamlar var. Bu Assassin's Creed Odyssey değil ki. Kartalımızı, Shine'imizi neyse salalım da baksın. Ikaros'u. Baksana, her yerde de adam var ya. Ulan bunları öldürmeden biz nasıl şey yapacağız? Biz bunları patates edeceğiz aga, başka yolu yok. Şimdi. Bakalım. Lan sadece pistol mu var? Hakkımızda hayırlısı ola. Bunlar, oha, herife bak. Aha, vuracak valla. Yok yok. Bunda bence başka bir durum var ya. Biz buraya direkt böyle dalarsak içeride 30 tane adam var. Nasıl indireceğiz tek başımıza? Hani çözmem gereken şu anda benim, hani buradan nasıl gireceğim buraya? En önemli kısım o. İyi, tam karşısından doğduk yine. Reborn. Ya şimdi biz burada konuşacak mıyız? Ne yapacağız? Bir daha bakalım mı şu açıklamaya falan? Görev açıklamasına. Ya da devam ya. Şuradan mı gireceğiz acaba ya? Şu ön taraf açık gibi ha. Akşam mı? Aynen ya, akşam yapsak daha mantıklı gibi. Teker teker alıp alıp mı yaparız? Bunlar şimdi kabak gibi görüyor. Şunu arkasından böyle bir take down yapsam şuna. Çok severim ya. Assassin'ci bir oyuncu olarak. Ama burada çok adam var. Baksana şunlara. Olsun, bir deneyelim ya. Denemekten zarar gelmez.
Oo. Çok sıkıntı. Vallahi çok sıkıntı. Bunlar çok kalabalık. Baksana her yerde adam var ya. Dayı ne yapıyorsun? Ha bunlar işçi, bunlar bir şey yapmıyor. Şunlar şey yapıyor. Silahlılar sıkıntı. Bunlar işçi. Şunun arkasından geçelim. Çok fena koydum. Eski old school bir taktik uygulayayım mı? Oo, buradan da adam geliyor. Eyvah eyvah. Ulan herkes mi geliyor bana? Çok fena. Yok yok, buradan. Burada strateji var aga. Burada paldır küldür yok. Birazcık skill kasalım bari. Tamam, güzel öldürüyoruz da sonunda öleceğiz yani. Cık. Al işte. Neyse, gene iyi dayandık. Aynen dediğin gibi kanka, bu görev biraz şey bir görev ya. Yavaştan böyle zor görevler başladı demek ki. Yani bir 13-14 saat oldu oyunu oynayalı toplamda. Artık zora geldik. Biz buranın içine girmeyeceğiz ki ya. Şu tarafta. Al. Al kanka. Şuradan. Atı çağırıp sonra oradan gitsek. Ya da dolanalım. Ya kanka, şimdi bu oyun şöyle bir oyun. Hani hakikaten zor bir oyun bu. Yani öyle çok kolay bir oyun değil. Hani diğer oyunlar gibi hani ortalama zorlukta bir oyun değil yani. Kolay hiç değil. Çok şey bir de mekanikleri zor daha çok. Yani karakter çok ağır bir karakter. Hani yönlendirmesi zor adamı. Böyle bir ağırlık var karakterde. Hani böyle GTA gibi paldır küldür böyle. Bir de ben şey, benim nişan olayım da şey. Hani direkt sabitleyen hırs yaptım lan. Gece yapmayacağım, gündüz yapacağım. Kanka asıl olay gündüz yapacaksın. Asıl oyunculuk budur. Gece saklanacaksın falan filan. Ya ben istiyorum ki kanka, ben aksiyoncu adamım. Ben böyle istiyorum ki, böyle paldır küldür indire indire öyle seviyorum ben. Tarzım o. Bana böyle işkence gibi geliyor. Ya bir tek Assassin'de zevk alıyorum öyle sneaking yapmaya. Ama şu an Assassin'i oynamıyoruz. Mesela Odyssey'de gerçi çok sneak yapamıyordun. Brotherhood'da falan yapıyordun da. Bakalım. Şimdi. Adamımız nefes nefese kaldı ya. Kirli sakal yakışmış mı? Böyle atırsızı gibiydi, kirli sakala döndürdüm. Şimdi. Şu vagon üstünden atlayamıyor muyuz? Şuradan, tahtanın üstünden daha doğrusu. Burada insan var mı? Burada at var. Abi adamlar oradan her yerden bakıyorlar ya. Aynen. Ya onu alacağım ya, o oyun. O oyun hakikaten böyle Hollywood vari bir aksiyon. Just Cause. Gerçekten iyi bir oyun ya. Adam uçuyor muçuyor değil mi? Böyle güzel bir oyun. Şimdi. Stamina core is empty. Stamina patates oldu.
Kanka ben şu an böyle göreve geçmekten ziyade böyle eğlenmeye bakıyorum. Şu an eğleniyorum yani. Hani böyle adam vurayım falan. Böyle bol buldum ya adamı, indireyim indireyim. Şu an öyle. Zaman geçiriyorum yani. Görev odaklı olsa direkt hemen gece yapar. 2 dakikada oradan buradan bitirirsin. Bir şekilde biter. Ama şimdi ben şey yapmaya çalışıyorum. Böyle etrafa bakınıyorum yani. Hani gündüz vakti nasıl indirebilirim? Hani nasıl geçilir burası? Gündüz nasıl geçilir? Zor olanı denemek istiyorum. Şimdi bir strateji der ki buradan sen girersen Mortingen Strize olursun her türlü. Çünkü kapıda gardiyanlar, mardiyanlar, adamlar var. O az önceki gibi yapıp o tren istasyonu var ya. O tren istasyonunun oradan bir şekilde aradan sızıp, tamam mı? Orada çünkü hepsi bunun işçi değil. Gardiyanlar kapılarda duruyor çünkü. O yüzden gardiyanlara görülmeden, tamam mı? Şu tren istasyonu orada bir açıklık var, zaaf var. Oradan girip, tamam mı? Aradan o binanın içinden geçip arka tarafa vagonun oraya gidilebilir. Aha bir tanesi geçiyor önümden bak. Vallahi geçiyor. Bir saniye. Bunlar böyle devriyeler aynı zamanda. Bak 2 tane oldu. İkisi de buraya geldi. Ya bir tanesini yolda indirseydik keşke. Kanka şey, bodybuilder değil, fitnessçi olacak. Bodybuilding biliyorsun. Daha çok dumbbell, kas, hani makinalarla. Daha çok fitness şey olacak. Hüseyin Bolt olacak. Bu sefer de diyorum ki şu gardiyanda bir konuşayım, bakalım ne diyecek. Konuşalım. Sakin ol. Tamam kanka gidiyoruz ya. Relax ol ya. Bu senin son şansın diyor baba. Çekinmeden vururum diyor bir dahakine diyor. Şimdi. Aha başladılar. Mirkelam gibi koşmaya devam. Ya aslında var ya. Bu adamları şöyle teker teker böyle gelecek bunlar. Teker teker patates etsem. Ama her yerdeler ya. Şuraya bak. Yani biraz eğlenceye kaçtık ama. Yavaş yavaş akşam olacak herhalde. Lan yine mi gündüz oldu ya? Şuradan bir tane kamp gibi bir şey kuralım. Map. Progress. %17 diyor. Çok uzun oyun ya, bayağı uzun.
Abi şu görevde bari yanıma bir iki adam vereydiniz ya. Şöyle patır kütür. Toplantı mı? Hangi toplantı kanka? Biraz daha açık ol da anlayalım yahu. Ulan sniper olacak böyle bam güm indireceğim. Evet. R1. Şu at nerede? Şu at bir gelsin. Ya da rest yapalım. Seta kamp. Akşam gidelim ya artık. Gündüz olacak gibi değil. Sleep. Night morning. Gece olsun ya. Al gece gece dedin. Gece yapacağız. Bu sefer de beceremezsek. Teardown camp. Kanka bu arada bir bilgi vereyim sana. Biz Barış'la ne yazık ki hani şu an tek adamım, iki adam değiliz artık. Ayrıldı Barış kanaldan. Ama ayrılma sebebi ikimizin arasındaki herhangi bir durum değil. Ailevi bir problemi vardı. Maalesef. O yüzden mecburen ayrılmak zorunda kaldı ama hala destek ediyor bana. Destek oluyor. Görüşüyoruz hala. Çok iyi arkadaşız zaten. Ama maalesef Barış kanalı istemeden de olsa bırakmak zorunda kaldı. İnşallah ileride dönecek diye ümit ediyorum. Dönmeyebilir ama maalesef ailevi problemleri var. Sorunları var. O yüzden ben de öyle kendi akışına bıraktım onu. Ama sorun değil yani. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ama kanalın adı her şeyi aynı. Hiçbir değişiklik olmayacak. Şu andaki halimden memnunum. Hani kanal konsepti olarak şey olarak. Ben geliştireceğim artık. Ama o benim çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım. Ya yani aramızda hiçbir sorun yok. Onu belirteyim de. Şöyle bir şimdi şuradan. Ya tabii birazcık da onun açısından. Yani ne yapmak lazım? Acaba oraya gidip direkt adamı indirmek mi lazım ama indirsem ses çıkaracağım. Bence aynen bir tane adam kaldığında aynen buldum taktiği. Bir tane adam gidiyor ya o gittikten sonra o diğerini vuracaksın abi. Ondan sonra alacaksın şeyi arabayı vın. Vın turizm. Atırsızlığı yapacağız yani görevin adı atırsızlığı. İki bölümdür iki görevdir. Atırsızlığı yapıyorum zaten. Yani geçen görev de atırsızlığıydı, bu da atırsızlığı. Tabii sen izlemişsin büyük bir ihtimal. Direkt çalıp kaçacaksın. Aynen. Ama işte adam elinde şey var, tüfek var. Herifler bir de iyi nişancı, bam güm indiriyorlar.
Daha ben şeye gitmeden, arabaya gitmeden vuruyor. Arabaya çıktım hemen indirdi. Ha bak bir tanesi gidiyor. Bir tane kaldığında direkt kaçacağız. Alıp kaçacağız. Dediğini yapacağım. Ben de öyle düşünüyorum. Hızlı bir şekilde koşup atlayıp kaçacağım. İnşallah vurulmayız bu sefer. Hadi bakalım. Aa kimse yok. Bas 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 bas. Ha. İşte budur. Şimdi haritaya bakalım ne yapıyoruz? Bunu aldık, okey. Nereye götürürüz? Destination. Buraya götürüyoruz. Yalnız bu sefer çok kolay oldu ha. İşte her şey strateji abi ya. Allah burada bir sürü adam var. Buradan gitmeyelim. Bunlar onların adamı. Biraz böyle şey yapalım. Şuradan gidelim ki. Herifler orada. Aslında çok kolay bir görev. Önemli olan doğru zamanda doğru hamleyi yapmak. Yani her oyunda olduğu gibi mesela gece gitmek. Mesela o alttaki tünel var ya, tünel gibi geçtiğimiz yer, orayı keşfetmek. Yani bunlar hep araştırma, arge. Bunlar hep arge bak. Oyunlar hep arge, plan, strateji. Mesela Assassin's Creed'de çok vardır o. Gidersin bir mekana bakarsın, kuşunu, eskiden kuş da yoktu. Böyle kartal martal yoktu biliyorsun. Eski oyunlarda Assassin'in. Bu Odyssey ile Origins'te başladı bu furya. Bakamıyordun. Direkt ne yapıyordun? Keşfediyordun kendin gidip. Ama şimdi ne yapıyorsun? Odyssey'de falan, Origins'te kartalı bir atıyorsun Ikaros'u. Ikaros etrafa bakıyor, scan ediyor. Lootları bile görüyorsun yani. Mesela. Onun için araştırmak çok önemli. Araştırma, geliştirme, arge. Oyunların da argesi var oynanış kısmında. Bakalım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Ha, bu dayı geçecek şimdi oradan. Garanti alalım bu sefer. Ulan bu da şimdi Odrisk kollardan çıkıyormuş. Ateş ediyormuş falan. Ha, bir o eksikti yani. At gibi. At gibi serkeş bir başına. Şimdi. Bak buradan yavaşça gidiyoruz. Yavaş abi, yavaş. Panik yok, sakin. Her şey kontrol altında, kontrollü. Yavaş yavaş gidiyoruz. Heh. Böyle yatay girelim abi, dikey girmeyelim. Dikey daldık mı sıkıntı. Geldik. Tamam. Heh. Oh be. Oh be. Abi yatay girmek lazım ya. Dikey girdik biz. İşte bu be. Sonunda be. Ama bu oyunda bir kanser etme şeyi var ya. Oynanabilirlik çok iyi değil. Kardeşim. Bu oyunun oynanabilirliğine ben eksi puan veriyorum. Ya zaten... diğer böyle YouTuber, hani gamerlar da söylüyorlar. Onların videolarında da dinledim. Onlar da diyorlar yani oynanabilirlik bir kalas, bir zor, bir kötü yani. Ama grafikler, animasyonlar, tamam mı? Efsane. Yani olabileceğin en iyisi. Şu an Game of the Year. Yani her şeyle, her şeye rağmen her türlü bu oyun Game of the Year olacak bu sene. Ama eksiklikleri yok mu? Var. Mesela bu.
Yani herkes bunu söylüyor bu oyunda. Ya şu kalaslık, şu oynanabilirliğin düşük olma hali çileden çıkartıyor. Yani daha oynanabilirliği yüksek tutmaları lazımdı bence bu oyunda. Yani adamı kontrol etmek kalas gibi bir adam. Yani kanka haklıyım ama yani. Benim gibi de çok insan böyle düşünüyor. Hani ilk önce oynayanları dinledim. Ulan dedim hakikaten böyle mi? Sonra oynadım hakikaten böyle yani. Ya oynanabilirlik çok iyi değil. Kötü yani bence. Onu kaçırdım kanka, onu izlemedim ya. Ama God of War seçildiyse ona bakmadım. God of War seçildiyse zaten ben onu oynadığım zaman da söylemiştim. Hani benim 3 tane adayım vardı. Bununla ilgili zaten Game of the Year ile ilgili biz video yaptık. Barış'la. O videoda dedik zaten hani bu yıl kim birinci olur? Ben Red Dead Redemption dedim. İkinci sıraya God of War'u koydum. Üçüncü sıraya da Spider-Man'i koydum. God of War seçildiyse yani ben inan bu aralar yoğunluktan izleyemedim yani. Bakamadım. Doğru bu aralar olması gerekiyordu. Hatırladığım kadarıyla. Ya bilmiyorum. God of War seçildiyse kesinlikle hak etti. Ya yani onu söyleyeyim. Ya ben o oyunu oynarken çok büyük keyif aldım. Ya benim için sürpriz değil. Eğer oysa dediğin gibi o seçilmişse benim için sürpriz değil kanka. O oyunun oynanabilirliği mesela şu oyuna bir 4-5 gömlek yukarıda bence o oyunun oynanabilirliği. Yani herhalde oynanabilirlikten kısmışlardır. Kaybetmiştir. Kaybettiyse de. Red Dead Redemption 2. Yani bu iki oyun hani Spider-Man kazansa hani bir tarz insanlar diyebilir. Ya Spider-Man'e ne gerek nasıl falan. Okey ama hani God of War'la Red Dead Redemption 2'ye hani kazansa da kaybetse de kimse demez niye kazandı ya da kaybetti niye kaybetti demez yani iki oyuna da. Yani kazanırsa tabii ki de kazanacak iyi oyun der, kaybederse olabilir der yani. Ulan biz şimdi atımız da yok. Atım gelmiyor. Ya bu Whistling Range ya bu ıslık mesafesinden çok uzak. Biz tabanvay mıyız yani? Al işte mesela. Şu an ben niye tabanvayım? Mesela yani. Al. Ya bastım mı gelmesi lazım. Al. Ya gerçekçi olacağım derken oynanabilirliği düşürüyorsun. Bak böyle de bir sıkıntı var. Gerçekçilik bir yere kadar oyunlarda güzel. Hani aşırı gerçekçilik de işte böyle sıkıntılar. Atı çağırıyorsun at gelmiyor. Uzak mesafede iş bak. E ben ta oraya kadar yürümek zorunda mıyım şimdi? Mesela. Bu konularda eksi veriyorum kanka. Çoğunu aldı mı? Yani ya işte ben tahminimce ya çoğu insanın dediği gibi kanka şeyden dolayı ya. Ya hayır şey açısından dedim. Yani o seçilmişse dediğin gibi ise dedim yani. Hani öyle denir ya o bir şey kalıp. Konuşma kalıbı yani. Dediğin gibi ise anlamında. Şimdi. Tamam vay gidiyoruz. Yani God of War seçilmediyse... Red Dead Redemption 2 seçilmediyse biliyorum kanka biliyorum.
Olsun, gene ben açıklama yapayım. Hani öyle yanlış anlaşılma olmasın da. Şey, Red Dead Redemption 2 bence bu yüzden kaybetti. Bak, bence bak, bilmiyorum niye kaybettiğini. Şu herbi alalım bakalım. Otla motla. Ya bence bu açıdan, ya bu yüzden kaybetmiştir kaybettiyse. Çünkü oyunun çoğu şeyi mükemmel. Yani grafikler, animasyonlar, işte ne bileyim, adamlar bildiğin zincirsiz Django var ya, Tarantino'nun Django Unchained filmi mesela. Abi o kıvamda bir oyun yapmışlar ya. Bildiğin Django Unchained'in böyle şey gibi, oyunu gibi yani. O derece Tarantino vari güzel bir oyun. Ama işte oynanabilirlik, gerçekçiliği arttırınca dozu kaçmış. Doz kaçınca da gitti Game of the Year bence. Bilmiyorum. Benim düşüncem bu. Ya başka bir eksik göremiyorum bu oyunda, o yüzden. Çok bariz. Ama Red Dead Redemption 2 ya bence diğer ödüllerin hepsini aldı ama Game of the Year'da bence olmalıydı ya. Çünkü tamam, God of War da efsane bir oyun ama ya bu daha sanki yeni jenerasyon bir oyun olduğu için bence bir iki adım öndeydi. Daha farklı bir oyun çünkü. Şimdi çağıralım, geliyor mu? Hadi kızım ya. Johnny Gitar neredesin ya? Atın adı Johnny Gitar bu arada, biliyor musun? Johnny Gitar koydum. Johnny Gitar'ı eskiden Johnny Gitar diye bir at vardı. Yani efsane bir attı. Yani yarışları hep kazanırdı böyle Johnny Gitar. Yani dediğim kaç sene önce, biliyor musun? Yani bir 10-11-12 sene falan olmuştur. Johnny Gitar çok iyi bir yarış atıydı. Roma'ya mı? İşte Johnny Gitar koydum atın ismini. Zaten böyle atın hani ismi yazıyor ya, belli bir şeye geldiğin zaman, yanına geldiğin zaman ya da bir işte silah alacağın zaman, ekipman alacağın zaman ismi çıkıyor. Johnny G diye kayıtlı. Johnny Gitar yaptım ismini. Yani kız olan bir, dişi olan bir ata Johnny G koymak da ayrı bir olay. Ama o atı çok seviyordum ben. Yani o zamanlar çok ünlüydü o at. Bayağı yorulduk. Ama atımız bize şu an ihanet ediyor kanka, bak. Çok uzakta olduğu için patates. Ha, Roma. Roma'yı bilmiyorum kanka ya. Ben bu aralar şeye sardım. Film sektöründen daha çok dizi sektörüne. Mesela Netflix var. Sen de izliyorsundur büyük bir ihtimal. Ya ben Netflix'te Daredevil'la Defenders hastasıyım ya. Hani Luke Cage de iyi. Ama mesela Daredevil'ın 3. sezonunu çok beğendim. Bu uzay çıktı ya. Daredevil'ın en azılı düşmanlarından. Daredevil, işte neyse, spoiler vermeyeyim. Belki izlememişsindir, onu bilmiyorum. Vereceğin tepkiye göre anlatayım. Ama şey yani, 3. sezon özellikle çok iyiydi. Defenders'la olan bağlantısı dizinin çok hoş olmuş. Çok beğendim. Yani diziler arası geçişi seviyor Netflix ve güzel oluyor bence. Ama açık konuşayım, Narcos'un mesela şeyi beğenmedim ya. Meksika var ya şimdi yeni. Yani daha çok neyi beğenmedim biliyor musun? Yani diziden değil de, dizi kaliteli gene yani, sonuçta Netflix Narcos adı altında bir marka oldu artık ama ya oyuncuları ben ısınamadım ya.
Hani Narcos Meksika oyuncularını bir türlü ısınamadım. Yani bir 4-5 bölüm izledim ama yani meh, yani böyle zar zor. Ya Jose, ne konuşuyorsun ya? John. John, ne oldu? John. Hazır mıyız? Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles, I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Maybe you'll be a genius. Kanka, şu an bakamam da. Şeyden, hani şeyden, PlayStation'dan oluyor mu? Bir de yani o link bakma olayları falan nasıl olacak? İştirak olunca mı açılıyor? Onu da tam bilmiyorum. Herhalde iştirak olunca falan. Benim iştirak olmama da Twitch'te az kaldı. Bir de sanırım onu şeyden ya, PlayStation'dan mı? Ya daha çok bilgisayardan herhalde girince yapıyorlar. Aynen, özelden at kanka. Özelden at bakayım. Şimdi biz, muhabbetimiz nedir bizim? Bu görevi hallettik mi? Ne var burada? Aa. Abigail'la konuşacağız. Abigail. Sol tarafımıza doğru ileride. Sol tarafa doğru ileride Abigail var. Abigail'la konuşalım. Ya oldum olası var ya, şu Abigail ismini de çok enteresan bulurum ya. Abigail nasıl bir isim? Sen misin? Ha. Gel bakalım, ne diyeceksin Greed? Ne oldu? Adam bıkmış artık, bıkmış, illah etmiş yani, yeter artık diyor. Bana diyor artık bir şey istemeyin. Özellikle bu oyunda kadınların sürekli beni kullanmasından ben bıktım ya. Bir tane Mary vardı, önceki bölümde izlediyseniz. Ah Mary, vah Mary diye bölümün adını hatta koydum ben. Ya kardeşini tarikatçılardan, böyle aşırı dinci tarikatlar var ya, böyle şeyler, topluluklar. İşte o o tarikata karışmış çocuk, kızın kardeşi, tamam mı? Mary diye eski kız arkadaşımız bizim. Onun gittim, bunun kardeşini o tarikattan kurtardım böyle, tamam mı? Adamları dövdüm falan, çocuğu da aldım kaçırdım. Çocuk intihar etmeye kalktı falan, onu durdurduk. Neyse, o da bir manyaktı. Ondan sonra gittik bir de tam böyle kıza dedim herhalde kavuşacağız, tamam mı? Böyle kızla böyle şey yapacağız, hani konuşacağız, böyle barışacağız falan, bir şeyler olacak. Yeniden sevgili, çünkü kocası vefat etmiş, dul kalmış kız. Sonra abi Mary'e bir baktık, ulan bize teşekkür edeceği yerde gitti, trene atladı, kaçtı mı? Sap gibi kaldık ortada. Bizim Arthur da diyor ki, ulan diyor, o kadar diyor sana yardım ettim diyor, gene bana kazık attın diyor, kadın diyor. Arthur bile yani iç ses yaptı böyle. İç sesini aldım. Öyle bir durum oluştu. Şimdi bu hatun bizden ne istedi? Sohbete daldık. Ne istiyor? İlk önce buraya gitmemiz lazım. Jack'e gideceğiz herhalde. Sarı noktaya ilerleyelim. Ama oyun, her ne kadar oynanabilirlik açısından beklediğim yerde olmasa da, yani beklediğim yerde değil, bunu bahsettim, yine de gerçekten harika, zevkli bir oyun. Ya bir de oynanabilirlik daha fazla olsaydı nasıl bir oyun olacaktı bilemiyorum yani. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun?
Oynuyorum öyle takılı. Zevkli mi? Sanırım. Balık tutmaya gelsene diyor. Balık tutmaya gideceğiz. Aynen, bu işte hayvancılıkla ilgili bölümler de zevkli ya. Mesela bir bölümde işte ne yapmıştık? Geyik avladık. Bir bölümde ne yaptık? Ayılı bir bölüm vardı. Ayıyı vurduk falan. Ayı postu mu ne almıştık? Şimdi de bu. Johnny G bak çıktı orada. Olabilir, neden olmasın? Şey, PUBG'yi aldın mı bu arada? Ben PUBG'yi aldım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben PUBG'yi aldım, oynadım işte. Pre-order yapmıştım zaten. Ama çocuğu da kaldırdık. Süper. İşte bu animasyonlar çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Böyle kaldırıp alması falan filan. Yani çok detaylı animasyon var. Ya Fortnite zevkli bir oyun, güzel bir oyun ama ben PUBG'yi oynadım. İlk defa PlayStation platformunda bir iki gündür oynuyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ve net söyleyeceğim. Call of Duty Black Ops'un Battle Royale zevkini bana vermiyor. Yani bana daha dandik geldi. Bilmiyorum ya. Yani grafikler falan böyle bir daha basit geldi bana. Bilmiyorum. Yani bence şey daha kaliteli. Battle Royale olarak. Yani görüntü kalitesi. Grafikler açısından söylüyorum. Şey daha iyi. Blackout. Black Ops 4 daha iyi. Bence. Battlefield 5'e bakmadım. Yani benim herhalde Battle Royale modu olan oyunlardan bir tek şey yok bende. Battlefield 5 yok. Onu da alacağım. Ha bir de Rainbow Six Siege yok. Rainbow Six Siege'e... Ya evet, ondan da yani aksiyon seviyorum ya kanka. O yüzden de olabilir. Ama sana şunu söyleyeyim. Ya bence PUBG yani ne bileyim bana çok zevk verme. Ya güzel de, ya güzel tabii oyun. O da süper bir oyun. İlk o çıkardı zaten ama ya bence Black Ops 4'ün şeyi daha iyi ya. Daha sağlam bence. Battlefield 5 bilmiyorum, oynamadım, oynayacağım. Ona da test edeceğiz. Ama Rainbow Six Siege kimle konuşsam bana harika diyorlar ya. O Rainbow Six Siege'i çok övüyorlar. Ben oyunu nedense oynamadım. Ama onu en yakın zamanda o hatadan geri dönüp alacağım, oynayacağım onu. Rainbow Six Siege. Yani şeyden daha ziyade, Battlefield 5'ten ziyade ben Rainbow Six Siege'i alıp oynamak istiyorum. Çünkü çok fazla övüyorlar. Çok keyifli. Yani çünkü strateji de varmış ya işin içinde. Güzel diyorlar yani. Strateji falan da yapıyorsun. Bir de düşmanlar çok çeşitliymiş galiba. Ekipler farklıymış sürekli. Değişiyormuş falan. Hani oyna diyorlar. Ben de onu oynayacağım. Aynen. Rainbow Six Siege'de ben Twitch'te yayın yapmayı düşünüyorum. Yani güzel olur. Eğlenceli olur yani. İlk başta biraz zormuş ama alışıyorsun ya şeye de. Blackout'a da alıştık. Yani ilk oynadığım zaman Blackout kill alamıyordum. Yani normal. Hadi balık tutalım ya. Tak bakalım. Peynir mi? Daha iyi kokuyor diyor. Ulan peynirin nesi iyi kokuyor? Hayvan iyice uzaklaşacak. L2'ye basılı tut. R2'ye bas. Ve sal. Hop. Çok güzel ya. Ha işte bak, bu oyunun şu yönleri çok hoşuma gidiyor. Yani bu tarz simülasyonlar hoşuma gidiyor, anladın mı? Böyle balık tutmak falan. Bu tarz şeyler güzel ya. Ya farklı şeyler, biliyor musun? Oltaya tutulacak mı? Aa yakaladım. Çekiyorum valla. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Çek 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 çek. That's when you gotta be careful. You'll break the line.
Geliyor, geliyor, geliyor. Hamsi geldi. Aa, yakaladım. Hamsi'yi yakaladık. Yakaladım bu oyunda ilk balık. Hayırlı olsun. Ne yapıyoruz? Bu ne ya? Bu yenmez ya. Bunu at gitsin abi. Salla gitsin. Geri dön. Ne yapmak istiyorsun? Yakala bir balık ya. Ya bu başımıza bela olacak kesin ya. Takip edelim şunu. Kırmızı çiçek toplayacağım dedi. Ölecek kalacak şimdi burada. Kaçıracaklar falan. Nereye gidiyorsun oğlum? Ya bak, oyun bize tuzak kuruyor ha. Bizi oraya gönderiyor. Çocuk oraya gitti. Kesin kaçıracaklar. Atla onu kovalayacağız diye hissettim. Ya bu bir paranoya da olabilir ama bakacağız. Bak gitti şimdi o. Başına bir şey gelecek. Biz de burada balık tutuyoruz. Hah, geldi mi? Aferin. Hadi bakalım. Şöyle adam akıllı bir balık gelsin ya. Ufacık böyle zehirli mehirli böyle kuyruğu kırmızı bir şey geldi be. Onu yersen var ya direkt Mortingen Strize'sin yani. Öyle balık mı olur ya? Balığın her yerinden toksik akıyor böyle, zehir akıyor. Hadi. Aa, geliyor. Vallahi geldi. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Geliyor, 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 geliyor. Hop. Ne bu? Aha, bir zehirli daha. Şuna bak, ne bu ya? Sarı lacivert. Ne renk bu? Ya mavi. Ya bu balıklar şey ya, zehirli bunlar ya. Yenmez mi? Yenir mi? Bilmiyorum ki. Mavi, mavi balık mı olur abi? Fenerbahçeli misin? Nedir yani? Hayırdır? Ne yapalım? Throwback yapalım. Hadi git. Seni de beğenmedim. Öyle her balığı yemem ben. Ben zaten balık yemem. Bu arada onu da söyleyeyim. Bilgi vereyim kendimle ilgili. Balık yemiyorum. Aha. Ha, dedim bak. Bak, hislerime güvenirim her zaman. Yine hissettiğim oldu bak. Ben dedim birileri gelecek, bir tat kaçıracak bak. Orphan street kid seduced by that maniac silver tongue and matures into a degenerate murderer. Aha. Agent Ross. Aha, bizim peşimizde ajanlar var. Aa, dedektifler. Hmm, Amerikan hükümetinin sonunda tanıştık diyor. You're a wanted man, Mr. Morgan. $5,000 for your head alone. $5,000 for me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Ya Dutch'ı istiyorsunuz ha? Lan Dutch'ı alırsın da alacağın şey Dutch olmaz bence. Train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Treni soymak, kan treni şey yaptık ya, dağıtmıştık ya ilk başlarda. Ondan dolayı. This is my offer, Mr. Morgan. Teklifim. Bring in Vanderlyn. Vanderlyn de var. Bu işin içinden kurtul. Sıyrıl diyor. Ben sıyrılmak istemiyorum diyor. Delikanlı işte. Delikanlı böyle olur. Senin kurallarına göre oynamayacağım oyunu. Mac Callender'dan çoktan duydum bu lafları. Mac Callender kim? Hmm. Biraz daha merhametli ölümdü. Yavaştı. Fakat merhametli bir ölümdü. Enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all.
You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Hepimiz öleceğiz. Bazılarımız daha erken ölecek diyor. Güle güle Morgan diyor. Yani hala yapmışken balığını tut diyor. Ulan çocuğu bile tehdit mi ediyorsunuz ya? Yazık günah. Lan ne pis adamlarsınız dedektif. Bir de Amerikan hükümeti için çalışıyormuş bunlar. Ulan siz nesiniz ya? Şimdi bizden Van der Linde istiyor. Yani Dutch. Bizim patronumuz, liderimiz, reisimizi istiyor bizden. Ama biz ne yapacağız? Satacak mıyız Dutch'ı? Satmayacağız. Bloodborne. Yani ne yapalım? Herhalde geri gidiyoruz. Aynen, seni geri gönderelim. Şimdi burada bir çatışma. Bloodborne konusunda şöyle bir şey söyleyeyim bro. Biliyorsun Dark Souls 3'ü çekeceğim. Bloodborne değil de Dark Souls 3 olarak belirledim onu. Bloodborne'u çünkü ben bitirdim. Bloodborne çok iyi bir oyun. Gerçekten çok sağlamdı. Bitirdim ben oyunu. Ama Dark Souls'u çekeceğim. Yani çekmeyi düşünüyorum. Ama Dark Souls'u denedim. Tabii belli bir zaman geçmiş ben Bloodborne'u bitirdikten sonra. Birazcık hamlamışız. Biraz oynadım böyle ilk başını. İlk boss'u kestin mi zaten? Gerisi kolay. İlk boss'u kestim falan böyle. Kendim bir oynadım. Bir test ettim öncesinde. Yani çekeceğim zaman daha iyi bir şekilde çekeyim diye test ediyorum. Ara ara oynuyorum Dark Souls 3'ü çekeceğim için. Ama şey bir oyun. Dark Souls 3 de çok iyi. Sağlam yani. From Software'ın yaptığı bütün oyunlar sağlam ya. Evet, geldik. Çocuğu bırakalım. Yakaladık da geri bıraktık. Ne tatlı bir çocuk ya. Aferin lan. Hep böyle centilmen ol. Dutch'la konuşmam lazım. Tabii ki de konuşacaksın. Yoksa Dutch... Ya Dutch'a bir şey olmaz gerçi. Adam koskoca gang leader. Hemen anlatıyor tabii. Milton diye bir adam. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. Ya Sekiro, evet. Sekiro'yu da oynayacağım. Ama şöyle bir şey kanka, mesela ben hani şey değil, nasıl diyeyim sana, tek bir oyun çekmiyorum. Hani pek çok oyunu aynı anda çekebiliyorum. Ya yani onda sıkıntı yok yani. Dark Souls'u da çekerim. Ama tabii bitiremem ikisi. İkisi de uzun oyun yani. Dark Souls'la Red Dead Redemption, ikisi de çok uzun oyunlar. O yüzden ilk başta bu oyunun bitmesi lazım. Red Dead'i bitirip ama Dark Souls'la da başlayabilirim. Bilmiyorum ya. Hani açıkçası tam bir net kararım yok. Ama bu ay Far Cry'ı oynamayı düşünüyorum. Far Cry Outlast çekmek istiyorum. Dark Souls çekmek istiyorum. Yani hepsine birden de başlayabilirim. Zaten Outlast çok kısa. 6 saat falan sürüyor. Onu bitiririm. Onunla dönüşümlü olarak Far Cry'ı çekerim. Arada bir yine Red Dead atarım. Yani böyle üçünü de götürebilirim bu ay. Bilmiyorum. Arada bir Dark Souls'a giriş de yapabilirim. O konu tam netlik kazanmadı ama şu anda yapmayı hedeflediğim şey Outlast, Far Cry, bir de Red Dead Redemption'ı dönüşümlü olarak götürmeyi düşünüyorum. Zaten Outlast dediğim gibi 6 saat kısa. Far Cry'da bir 20 saat falan herhalde. O da biter. Onda da bir şey yok. Onu böyle biraz abanırım, bitiririm. Onda sıkıntı yok. Red Dead Redemption'da devam eder. Sonra bu iki oyunu bitirdikten sonra da Dark Souls'a başlayıp Dark Souls Red, Dark Souls Red olarak giderim bir süre sonra. Bir süre sonra da şeyi çekerim.
Soma var. Soma'yı aldım. Soma zaten PlayStation Plus'a bu ay geldi. Ücretsiz olarak PlayStation Plus abonelerine biliyorsun. Soma'yı çekerim. Ya korku oyunlarını ben seviyorum. Korku oyunları benim hoşuma gidiyor. Ya benim tarzım genelde ya korku ve daha çok şey first person shooter seviyorum aslında. Ama yani adventure da severim. Fark etmez ama korku muhakkak artık kanala eklemek istiyorum çünkü ona göre de bir konsept hazırladık. 1 saat 40 dakika olmuş ya. Bayağı da olmuş. Vallahi zamanı nasıl geçtiğini anlamadım. Sohbet ettik, konuştuk, güzel oldu. Hem oyun oynadık, hem görevleri geçtik, hem sohbet ettik. Bu bölüm kanal için tabii YouTube kanalı için asıl çektiğim için belli bir süre sonra bitirmek durumundayım. Hani 2 saate ulaşmadan ki editlemek bayağı bir şey olmasın, zor olmasın, uzun olmasın. O yüzden bu bölüm için beni izlediğiniz için, Two Man Two Game izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Red Dead Redemption bölümlerinde görüşmek üzere. Brocum sana da teşekkürler güzel sohbetin için. Özelden attığın şeye de birazdan bakacağım. O konuda da seninle özelden yazışırız. İki adamın kanalını izlemeye devam edin. Kanalımız giderek büyüyor. Daha iyi yerlere geleceğiz. Adımızı inşallah bütün Türkiye, hatta neden olmasın belki dünya çapında da bir tanınırlık, belki İngilizce içeriklerle eklenerek gelebilir zamanla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.